Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size 11'li oyununu nasıl oynandığını göstereceğiz. Destemizi iyice karıştırdıktan sonra rakibimize kestiriyoruz ve dörderli bir şekilde dağıtıyoruz. 4 tane kağıdı da yere açıyoruz. Ellere bakıyoruz. Tutarları 11 olduğu sürece yerdeki kağıtları alabiliyor. Rakibimizin hiçbir kağıdının toplamı 11 olmadığı için jileti atıp hepsini alabilir. Ama burada çok önemli bir kağıt olmadığı için almasına gerek yok. Biz 8'liye atıp devam ediyoruz. Bizim 8'den 3'ün toplamı 11 olduğu için bu ikisini alıyoruz. Ve rakibimize sıra geçiyor. Onda herhangi bir sor olmadığı için gene 8'liye atıyor. 6'lıya atıyoruz. Hiçbir türlü 11 olmadığı için rakibimiz 7'liye atıyor. Ve biz 1, 8 daha 9, ikili atıp 11 edecek şekilde bunu alabiliyoruz. 8'e atıyoruz. Rakibimiz jileti atıp renkli kağıtları alamıyor. Kalan tüm kağıtları alıyor. Ve 4'er tane daha kağıt da atıyoruz. Ve oyunumuza başlıyoruz. 6'lıya atıyoruz. Rakibimizde herhangi bir soru olmadığı için 9'luya atıyor. 9'luya atmasındaki avantaj, bir sonraki tura 2'liye atıp 9'dan 2'yi alabilir. 9 atıyor. Biz 6 ile 5'liye alıyoruz. Rakibimiz 9'dan 2'liye alıyor. Ve 3'lüye atıp devam ediyor. 1'liye atıyoruz. Rakibimiz de 1'liye atıyor. Ve 10'luya atıp 11'liye atıp alıyoruz. Bu oyunda sineklerin büyük önemi var. Sinekler puan kazandırıyor. O yüzden sinekleri almaya dikkat edelim özellikle. Dörder tane daha kağıt dağıtıyoruz. Ve aynı şekilde 11 yapanları alıyoruz. Burada şu 10'luyu atarak 11 yapacak şekilde alıyoruz. Ve 4 diye atıyoruz. 4, 3 daha 7. Rakibimiz 4 diye atıp toplam 11 ettiği için bunların hepsini alabilir.